Dördemhaneye hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün benim ve kızımın 2-3 gündür boğazları yanıyordu. Daha önceden de yaptığım boğaz pastillerinden bugün tekrar yapmak istedim. Şu korona günlerinde inanın çok faydasını gördüm. Sizler de bu taraftan kendinize, ailenize yapabilirsiniz. Doğal şifa kaynağı olan pastillerimizin yapımına buyurun geçelim. Pastillerimiz için gerekli malzemeler 4-5 tane karabiber, karanfil, kabuk tarçın, 1 yemek kaşığı bal, 1 limon ve zencefil. Siz toz zencefil de kullanabilirsiniz. Kekik de kullanabilirsiniz. İstediğiniz, arzu ettiğiniz baharatları koyabilirsiniz. Bu şekilde dilimleyerek de yapabilirsiniz. Ben katı meyve sıkacağından geçireceğim. Limon ve zencefili. Siz blenderdan geçirip limonla zencefili süzüp de yapabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Elinizdeki malzemelerle arzu ettiğiniz gibi yapabilirsiniz. Dediğim gibi toz zencefil de kullanabilirsiniz. Hiç bunları yapmanıza gerek yok. Önemli olan yarım çay bardağı sıvımızın elimizde olması. Benim yarım çay bardağı olmadığı için biraz su ekliyorum. Bakın yarım çay bardağı sıvı elde ettim. Evet. Yarım çay bardağı sıvımızı ve bir çay bardağı toz şekerimizi karıştırıyoruz. Güzelce toz şekerimizi eritelim pişirmeden önce. Bu çok önemli. Yoksa şekerlenir. 1-2 tane limon tuzu atalım. Siz baharatları çay poşetine koyabilirsiniz. Ama ben direkt koydum. Hiçbir mahsuru yok. Size fikir olması için gösterdim. Evet. Ocağımızın altını yakalım. Pişirmeye başlayalım. Karıştıralım. Şekerimiz iyice erisin. Evet. Kaynadıktan sonra 25 dakika kısık ateşte pişirmeye devam ediyoruz. Ben biraz 1 çay kaşığı pul biber attım. 20. dakikadan sonra bal ekliyorum. Siz pekmez de ekleyebilirsiniz. Bir 5 dakika daha pişirelim ve test edelim olup olmadığını. Bir bardak suya 1-2 damla damlatıyoruz. Top top olursa olmuş demektir. Bakın bu olmuş. Birazcık daha 2-3 dakika daha ben kaynatacağım. Ve ayrıca soğuk bir zemine damlattığımızda elimize yapışmıyorsa, sert şeker kıvamındaysa olmuş demektir. Dediğim gibi 25 dakikanın sonunda genelde kıvamını tam alıyor. Fazla pişirirseniz sert olur ve yanık tadı gelir. Bakın azar azar paylaştırarak silikon kalıplarıma alıyorum pastilimi. Hiç yağlamaya gerek yok. Eğer donarsa kısık ateşte biraz ısıtıp tekrar paylaşmaya devam edebilirsiniz. İnanın şu an zencefilin ve baharatların kokusu mutfağı kapladı. O kadar güzel kokuyor ki anlatamam. Silikon kalıp yoksa elinizde yağlı kalıpları da dökerek serin bir yerde kurumasını bekleyelim. Arkadaşlar pastillerimiz oldu, şimdi soğudu etti ve şimdi de biz bunları çıkartmaya gelelim. Hadi o zaman başlayalım. Çıkartamadım. Ay böyle beyin evet, kalpli. Çok güzel olmuş. Evet. Evet, şimdi ne yapacağız bunları? Tavanıza. Yani işte dedik hani şuraya koyayım bakalım. Al kendine. Daha evet. Rahat yaparsın. Oo, bakın bunun altı birazcık bol olmuş gördüğünüz gibi. Evet bakalım. Evet, çok da çok güzel. Güzel. Evet. Bunu da hemen koyalım. Bir de şunlardan çıkar istersen. Evet. Bunlardan çıkartayım. Ay, çıkartalım. Evet. Bu kolay çıktı. O da çok güzel. Tamam, onları da atabilirsin. Bu arada arkadaşlar burada küçük küçük şeyler var. Onlar at ağzına bakalım lezzetine. Nasıl? Çok güzel. Şimdi böyle çok kolay. Bakın tek elle bir de çıktı. Evet çok güzel görünüyor. Küçük kalıplardan alırsanız şekli daha şirin oluyor. Evet. Bakın tek elle. Hiç yağlamadık. Tek elle bir de. Elini çıkartacağım.
elini kullanabilirsin. Rahat ol, önünü al. Parmak kasların da gelişmiş oluyor. Hepsini çıkardım. Çok hemen. Çıkıyor böyle. O kadar rahat ki yani rahatlayacaksınız çıkartırken zaten. İstersen bir tane at alsın. Bir bakayım. Ben bir tane atayım. Ben de çıkartayım. Çok güzel. Ay çıkartamıyorum. Biraz zorlandım. Arkadaşlar yapışmaması için ne yapıyoruz? Pudra şekeri, evet, ve pudra nişastayla. Nişastayla böyle. Tamam, yeterli o. Hepsi bir yere olsun. Şimdi çıkar istersen. Bak şöyle yapabilirsin. Hiç sıkıntı değil. Aynen. Tamam. Şimdi. Evet, çıkar bakalım. Ben daha sonra kavanoza koydum. Ama siz pudra şekerini nişastaya bulamak istemiyorsanız, parlak durmasını istiyorsanız dondurma kabını yağlı kağıda yan yana dizip üst üste koyabilirsiniz. Aralarında yağlı kağıt olacağı için birbirine yapışma riski de ortadan tamamen kalkmış olur. Yani tercih size kalmış. Evet, tadı gibi görüntüsü de güzel olan bu pastillerimize, gribe, boğaz ağrısına vesaire birebir faydalı olan, tadı da mesir macununu andıran bu lezzetli şifalı pastillerimizi çocuklarınıza şeker niyetine güvenle verebilirsiniz. Ben kendi hanemde çocuklarıma beğenerek yaptığım bu pastili sizinle de paylaşmak istedim. Eğer siz de bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.